bilmiyorum kızım da. Ne arayan, ne soran var. Öyle bir şey olabilir mi Ahu Hanım? Ben her zaman ilgileniyorum. Ne telefon ya? Nasılsın bugün anne? Dün öğleden sonra görüştük annemle. Pardon? Eşiniz? Eşim sizler Ömür. Nasıl yani? Babam vefat etmedi. Babam yaşıyor. Yaşını başına almış bir insan yalan mı söylüyor? Evet, Ahu Hanım arıyorum kızım. Ha, Ahu Hanım burada. Ben seni oraya götüreyim tamam, istersen. Kızım, tamam. Bir şey ister misin? Çay, su olursa çok su, iyi olur. Tamam, tamam. Yoruldum. Seni oraya oturtalım, gelecek Ahu Hanım. Tamam, tamam canım. Böyle geçeceğiz. Buyurun, siz böyle oturun. Ben suyunuzu gönderiyorum. Ahu Hanım da gelecek. Teşekkür ederim canım. Rica ederim. Bilgilendirdiler. Makbule Hanım, yani 60 yaş üstü olduğunu biliyoruz. Çocuklarını aradığını, çocuklarına bir türlü ulaşamadığını ve ısrarla sizinle görüşmek istediğini söylüyor. Ben onu şimdi aldım, bir yere oturttum. Ahu Hanım da gelecek dedim. Sizi bekliyor. Hadi gidelim Aleyna'cığım. Tamam. Hoş bulduk kızım, hoş bulduk. Makbule ben. Buyurun. Ay, kalbim çıkacak şimdi biliyor musun heyecandan? Ay, gerçeğiniz daha güzelmişsiniz. Teşekkür ederim Makbule Hanımcığım. Öyleyse şimdi ben size sorayım Makbule Hanımcığım. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Şikayet gibi olacak, nasıl diyeceğimi de bilmiyorum ama. Hı. Ben çocuklarımdan bir şans istiyorum. Ne arıyorlar, ne soruyorlar, ne geliyorlar, ne gidiyorlar, ne soruyorlar. E ne farkı var ha sokağa atmışsın, ne ha arayıp sormamışsın. Değil mi kızım? Kaç çocuğunuz var? İki tane çocuğum var kızım. Bir kızım var, bir oğlum. Allah ömürlerini versin. Amin. Bir kızınız, bir oğlunuz var. İsimleri ne? Kızımınkisi Can, oğlumunki Deniz. Can Hanım, Deniz Bey, doğru mu anladım? Yok yok Nasıldı? Can oğlum, Deniz kızım. Hı. Kusura bakma, heyecanlandım işte. Estağfurullah, karışır bazen. Evet evet. Heyecanlanınca aynen, her şey birbirine aynen öyle oldu. Karışabiliyor Makbule Hanımcığım. Evet. İki evladınız var. Evet evet. Ne kadar zamandır görüşmüyorsunuz çocuklarınıza ya da görüşmüyor musunuz? Bayağı oldu. Ne arıyorlar, ne soruyorlar. Telefon ediyorum, açmıyorlar. Sonra hani dönmüyorlar. İşleri vardır diyorum hani. Doktor birisi, birisi mühendis. Eşiniz? Eşim sizler Ömür. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Ne zaman vefat etti? İnsan vefat etti. Bayağı bir oldu. Çünkü onları ben okulunu, üniversitesini, ben
yetiştirdim biliyor musunuz? Siz büyüttünüz. Hem hizmetçilik yaptım, hem dikiş diktim evde. Eşimden tamam maaş alıyorum da yetmiyor ki bir şeye. Allah'a şükür evimiz bari eşimden kaldı da o zorluğu çekmedim biliyor musunuz? Ne oldu yani, çocuklarınızla aranızda bir şey mi geçti? Sonrasında mı uzaklaştılar? Ya önceden kızım gelip gidiyordu. Haftada bir olsun arıyordu. Sonra işte işleri herhalde çoğaldı ki gelmemeye, aramamaya başladı. Arasam dönmüyorlar. Bilmiyorum ki. Oğlum da işte evlendirdikten sonra işte düğün zamanı böyle gelinin istediklerini yapamadım ben. Gücüm yok ki yavrum. Betim ne, budum ne. Temizlik yapıyorum, işte şey yapıyorum, dikiş dikiyorum. 3-5 kuruş kazanıyorum. İstediği gelinliği alamadım. Sonra istediği takıları yapamadım. Bir bilezik yaptım. Onunla gitmiş hemen düğünden sonra satmış biliyor musun? Bir hatıra bile kalmadı benden ona. İhtiyaçları mı oldu acaba? Ulan bilmiyorum. Ne kadar ihtiyacın da olsa annenin yani bir hatırası olur değil mi yani? Azıcık düşünmek lazım ya. Belki kötü bir niyet yoktur ama Makbule Hanım. Bilmiyorum kızım da. Belki de öyledir, dediğin gibidir. İyi düşünmek lazım. Sonuçta evlat ama işte gelin sevmedi beni. Sevmedi, gelmedi hiç. Ondan sonra oğlan da yavaş yavaş soğuttu. Makbule Hanımcığım, ben bir şey rica etsem sizden. Size bir kağıt kalem versem. Çocukların numarasını yazar mısınız bana? Tabii ki, tabii ki. Biz de buluruz ama. Tabii hani ki yazar ya. Mısınız? Tabii ki. Tamam. Telefonum da kayıtlı ama ben telaştan evde unuttum galiba telefonu. Olsun. Yazabilirsiniz. Aklınızdadır. Tamam. Numaraları. Ne yazacaktım? Şöyle yapalım. Alayım ben onları sizden. Soyadınız? Çiçek. Çiçek. Makbule Çiçek. Aleyna'cığım. Arkadaşlarımız bulacaklar. İnşallah. Numaraları. İnşallah. Sevgili seyirciler, doğuruyorsunuz. Doğurmadan önce bir hamilelik süreci var. 9 ay. Sonra doğum var. Canınızdan bir can dünyaya getiriyorsunuz. Ne can, ne can. Böyle elinize, kucağınıza veriyorlar. Artık ondan öncesi ve ondan sonrası oluyor hayat. İkiye bölünüyor aslında. Anne olmakla birlikte daha da çok insan oluyorsunuz. Sonsuz emekle yıllar geçiyor, büyütüyorsunuz. Belki de yokluklarla okutuyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Aynen. Bunları adam ediyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Ve bir gün geliyor, aynı Makbule Hanım gibi, nedenini de bilmeden çocuk sizi aramıyor. Düşünsenize, bundan daha büyük bir acı var mı? Bir anne için. Yok, unutulmak çok acı. Çok acı. Şimdi oğlunuz evli. Hı hı. Kızınız? O da okulu bitirir bitirmez. İkisi de evlendiler kızım. Kızınız da evli. İkisi de evlendiler. Kızınızın şu anki soyadı ne? Soyadı. Mutlu. Deniz Mutlu. Hı hı. Peki. Peki, torunlarınız var mı? Ay, aramızda kalsın. Benimkiler var ya, biraz beceriksiz çıktılar. Nasıl? Hiç yok çocuk çocuk. Belki istememişlerdir. Hazır değillerdir. Ama biz var ya şimdi torun. Böyle torba sen beni nasıl isterdik rahmetliyle. Ay bayılırdı böyle evin içinde çocuk sesleri olsun, koşanlar olsun. Düşsünler, onlara bir şeyler alsın. İşte ömrü yetmedi ama ben de göremedim baksana.
Daha olurlar belki, daha evlen sahibi olurlar. Torunlarınızı büyütürsünüz. O olsalar da gelen giden yok ki. Nasıl göreceğim ben? Nerede göreceğim? Hani? Makbule Hanım, sağlığınız nasıl? Gidiyor musunuz doktora falan? İyi misiniz? İyiyim. Bir şikayetim yok. Bir işte bazen yağmurlu havalarda romatizmalarım ağrıyor. Ayaklarımda ağrı oluyor. O kadar. Yani ben pek bir şeyim yok. Bende de oluyor. Hani fazla bir şeyim yok başka. Hayatta en çok ne istiyorsunuz? Ay, çocuklarım gelsin istiyorum. Gerçekten çok istiyorum. Onları öyle özledim. Öyle özledim ki. Kokularını bile özledim. Küçük kıyafetlerini saklamıştım. Alıyorum böyle dolaptan onu. Kokluyorum. Tekrar geri koyuyorum. Ondan da hasret gideriyorum artık. Hala neyi anlamıyorum biliyor musunuz Makbule Hanım? Ne oldu da siz evlatlarınızla iyiyken birbirinizden koptunuz? Gerçekten anlamıyorum kızım. Hiç bilmiyorum. Neden gelmezler? Peki, neden aramazlar? Arada mesela şimdi siz arıyorsunuz, açmıyorlar dediniz değil mi? Doğru hatırlıyorum. Evet, evet. Şeydir böyle bazen biz anneleri çocuklarımızın sevdiğimiz arkadaşları olur. Hiç arkadaşlarını falan da mı tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz? Aa, geçen gün bir arkadaşı geldi Deniz'in. Dedi ki kapı çaldı, ben Deniz sandım. Koşarak gittim böyle. Bir baktım tanımadığım bir genç. Dedi ben de Deniz'in arkadaşıyım dedi. Tanıdınız mı beni dedi. Tanımadım ama şimdi tanımadım desem de ayıp olacak. Hı. Hani arkadaşıymış. Tanıdım çocuğum dedim. Buyur dedim. Şey dedi, abla dedi, Deniz dedi buraya gelirken dedi arabası bozuldu dedi. Arabayı da bırakamıyor dedi. Ama dedi parası da yokmuş üzerinde dedi. Para bekliyor dedi. Ben de işte ne kadar birikintim varsa böyle biraz biriktirmiştim. Hı. Hani bir şey olursam, hasta falan olursam diye. Onları gittim, verdim. Ama telefon açtım Deniz'e. Açmadı. Kızınız yok ortada. Yok. Şimdi şöyle yapalım mı? Siz beni burada azıcık bekleseniz. Tamam. Olur mu? Ben gitsem. Tamam. Sizin evlatlarınıza biz ulaştık. Ya. Onları bir arasam. Tamam. Bekler misiniz? Tabii beklerim. Olur mu? Ben de seve seve beklerim. Eğer bir şey isterseniz ekip arkadaşlarım buradalar. Evet, çok sağ olsun. Hepsi bana çok yardımcı oldular. Tabii ki olacağız. Başımızın üstüne yeriniz var. Ben şimdi gidiyorum. Tamam. Makbule Hanımcığım. Tamam. Telefonumu açacağım. Tamam. Hemen yanınıza geri döneceğim. Tamam hocam. Tamam. Hadi. Heyecanla bekliyorum. Görüşürüz. Anne, acılı bir anne, evlatlarına hasret bir anne. Anladığım kadarıyla evlatlarına hasret olması için çok ciddi bir neden de yok ortada. Ben anlayamadım kızının ve oğlunun Makbule Hanım'ı niçin hiç aramadığını. Yani geçerli bir sebep arıyorum, soruyorum fakat cevap gelmiyor. Makbule Hanım her defasında hayır aramızda herhangi bir şey geçmedi, bir olay yaşanmadı diyor. Belki Deniz Hanım bize annesini niçin hiç aramadığını anlatabilir. Efendim? Deniz Hanım. Buyurun. Doktor Deniz. Deniz Hanım merhaba. Ben de Ahu Sungur. Star'da yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Aa, sizi tanıyorum. Teşekkür ederim. Beni tanıdığınıza göre programımızda izlediğinizi düşünüyorum. Evet, evet. Yani hastalarım, arkadaşlarım devamlı sizin programınızı izliyorlar. O yüzden sizi tanıyorum. Deniz Hanım, programımıza size ulaşmak için biri başvurdu.
kim başvurdu acaba? Şu an size ulaşmak için kimin başvurduğunu söyleyemiyorum. Fakat eğer giderseniz, bulunduğunuz yerde aracımız var. Aracımıza binerseniz programımızı izlediğinize göre içerisinde bir kasamız var. Ve bu kasanın içinde size ait olan bir emanet var. Şu an hastalarımdan aklıma geliyor. Acaba onlar bir cesi falan bir şeyler mi hani yaptı gibi aklıma onlar geliyor ama şu an bir tahmin yürütemiyorum. Anlıyorum peki. Öyleyse lütfen aracımıza binin Deniz Hanım. Ekip arkadaşlarım bana haber verecekler. Siz aracımıza bindikten sonra sizi tekrar arayacağım. Tamamdır Ağa Hanım. Tamam iniyorum. Teşekkür ederim. Rica Görüşmek ederim. Üzere. Hoşça kalın. Sağ olun. Hastalarım acaba bana bir jest mi yaptılar dedi. Annesi hiç aklına gelmedi. Oysa ki annesi çok uzun zamandır evlatlarıyla hiç iletişim kuramadığını söyledi. Fakat Deniz Hanım'ın aklına annesi gelmedi. Böyle durumlarda benim içim çok acıyor. Eminim sizin de içiniz acıyor sevgili seyirciler. Deniz Hanım aracımıza binmiş. Şimdi kendisini tekrar arıyorum. Efendim Ağa Hanım. Deniz Hanım aracımıza binmişsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi size sadece size ait olan bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Lütfen bu şifreyi kasaya girin. Hemen giriyorum şifreyi. Deniz Hanım. Efendim Ahu Hanım, elime aldım şimdi çeyrek altın çıktı. Kasadan çeyrek altın mı çıktı? Evet, evet. Kim koymuş olabilir sizin için o çeyrek altını oraya? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum şu an. Ne? Öyleyse ben size söyleyeyim. Programımıza size ulaşmak için anneniz başvurdu Deniz Hanım. Gerçekten mi? Gerçekten. Allah'ım inanamıyorum. Gerçekten nasıl geldi acaba? Hani aramış, bulmuş ve geldi Deniz Hanım anneniz. Sizi çok özlemiş ve size ulaşmaya çalışıyor. İnanın Ahu Hanım şu an çok ne diyeceğim bilemiyorum. Şöyle yapalım mı Deniz Hanım? Anneniz burada, bizim yanımızda, güvende. Buraya gelir misiniz yanımıza? Annenizle görüşmek ister misiniz? Tamam Ahu Hanım, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Peki, teşekkür ederim. Burada görüşmek Rica üzere. Ederim. Rica ederim. Sağ olun. Yani bir şey dememek için kendimi bazen o kadar zor tutuyorum ki. Asla annesini tahmin edemedi. Ben söyledim. Şaşırdı. Çok şaşırdı. Tepkileri çok garipti. Çok anlam veremedim. Buraya geliyor. Kendisinden dinleyeceğiz bakalım. Annesini niçin hiç aramıyor, sormuyor, annesine ulaşmıyor. Annesi onu bu kadar özlemişken, annesi ona bu kadar hasretken Deniz Hanım nerede, nerelerde, ne yapıyor? Şimdi güzel bir haberim var. Ulaştınız. Ulaştı. Kızınız yolda buraya geliyor. Diyorum ki isterseniz oğlunuzla Can Bey'le birlikte arayalım. Şey ama oğlum şimdi doktor ya belki ameliyatta falandır. Onu aramayalım, rahatsız etmeyelim. Şimdi Makbule Hanımcığım
Kızınız doktor, hatta telefonunu da o şekilde açtı. Siz de öyle söylediniz. Oğlum mühendis dediniz. Doğru. Tabii. Deniz doktor. Hı-hı. Evet. Can Bey mühendis. Evet. Değil mi? Evet, evet. Tamam, işte böyle ben arada bir unutuveriyorum, dalıveriyorum. Ama şey, beyim hep bana hatırlatırdı, biliyor musunuz? Neydi rahmetli eşinizin adı? Vahit. Evliyken çalışıyor muydunuz? Yok. Amcam beni hiç çalıştırmadı. Öyle güzel baktı ki bana. El bebek gül bebektim. Kraliçeler gibiydim hem de. Ne kadar önemli bir şey bir kadının evlilik hayatını anlatırken böyle kraliçeler gibiydim. Aynen aynen. Diyebilmesi. Bir tiske değil. Şöyle azıcık suratım böyle bir düşse üzüntüden ölürdü. Ay prensesim ne oldu gene sana? Niye üzüldün? Niye da şey yaptın? Niye bu suratın erindi diye. Böyle beni mutlu etmek için elinden geleni yapardı. Güldürmek için elinden geleni yapardı. Hiç. Yani nur içinde yatsın. Amin. İyi bir baba mıydı? Peki iyi bir eşti? İyi bir baba çok, mıydı? Çok. Onlarla oynar, onlarla güler. Onların ne ihtiyacı varsa yapmak için uğraşır. Gerçekten çok iyiydi. Ama o öldükten sonra ben artık çalışmak zorunda kaldım. Hem evlere temizliğe gidiyordum, hem de dikiş dikmek zorunda kaldım. Çünkü bir onun maaşıyla hem doktor, hem mühendis, birinin tıp kitapları var, ötekinin mühendislik kitapları var. Çocuklara harçlık da vermek zorundayım tabii, tabii ki. Benim gibi belki tek başına olan kadınlar bunları çok yaşamışlardır. Bir anne olarak hani eşiniz de yok ya, bir desteğiniz, bir gücünüz. Makbule Hanım ama yine de bizi ekranları başında izleyen sizin gibi yalnız bir anne olarak evlat büyütmeye çalışan seyircilerimize bence yine de şunu söyleyelim. Umut hep var. Var tabii. Zorluklarla, yokluklarla boğuşuyor olabilirsiniz. Ama hayattaki en kıymetli şey evlatlarınız. Aynen. Onlara değil. Verdiğiniz emek. Geleceğini. Değil mi? Onları okutmaktan, tabii ki, bunlara bakmaktan tabii ki. Sakın vazgeçmesinler. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Tabii o evlatlar da sonra o annelere vefalı olsunlar. Evet. En kötü şey cahillik zaten. Kendisiyle tanışacağım. Bakın öncesinde sizden bir şansım olsa masamıza gitmenizi rica ediyorum. Sizi oraya yolculayayım. Tamam. Lütfen orada beni bekleyin. Arkadaşlarım da size yardımcı olacaklar. Ona çok sevdiğimi, çok özlediğimi söyleyin olur mu? Tamam söz veriyorum söyleyeceğim. Annen seni çok seviyor diyeyim. Tamam. Annen seni çok seviyor diyeceğim Makbule Hanımcığım. Tamam mı? Tamam. Buyurun lütfen. Doğur, besle, büyüt, emek ver, çile çek, çabala, acılar içinde kıvran, sonra da evlatların seni aramaz. Deniz Hanım'a öfkeliyim ben biraz, kızgınım. Fakat tabii hikayenin onun tarafından olan kısmını da çok merak ediyorum. Galiba yaşadığı acılardan, o zor geçen hayatından dolayı Makbule Hanım'ın biraz kafası da karışık gibi. Galiba bize bunların yanıtını kızı doktor Deniz Hanım verecek. Buyurun gelin.
Birlikte alalım yanıtlarımızı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alhan Hanım. Buyurun anne, buyurun. Merak ediyorum. Nasıl, durum iyi mi? Deniz Hanım, anneniz çok üzgün, çok kırgın. Kendini terk edilmiş hissediyor. Nasıl yani? Anlayamadım. Ben de anlayamadım. O yüzden size açıkça sorayım. Annenizi niçin hiç arayıp sormuyorsunuz? Annenizi niçin terk ettiniz? Niçin annenizin yanında değilsiniz? Anneniz size niçin bu kadar hasret? Öyle bir şey olabilir mi Ahu Hanım? Ben her zaman ilgileniyorum. Annemin bakıcısı var. O da her zaman yanında. Bir güncük yalnız kaldı. Kendi bakıcısından da izin aldı. Hani ben o gün yalnız kalmasın diye gel anne benimle kal dedim. Yine kabul etmedi. İlgilenmez olur muyum? Ben her zaman ilgileniyorum onunla. Annenizin bir bakıcısı mı var? Evet, bakıcısı var. Her zaman yanında. Gece gündüz onunla kalan. Tamam, annenizin bir bakıcısı olabilir. Yaşı ilerlediği için yanına birini koymuş olabilirsiniz. O da ona gayet iyi bakıyor olabilir. Fakat evet. Niçin arayıp sormuyorsunuz annenizi? İnanın Ahu Hanım, gerçekten ilgileniyoruz annemle. Kardeşim de ben de o kadar ilgiliyiz ki hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz annemizi. Şimdi siz öyle söylüyorsunuz ama anneniz çok uzun zamandır görüşmediğinizi söylüyor. Uzun zamandır arıyormuş, açmıyormuşsunuz bile telefonu. Öyle şey olabilir mi? Annem ne zaman telefonu çaldırsa ben hemen arkasından dönüyorum Ahu Hanım, gerçekten. Peki Deniz Hanım, en son ne zaman görüştünüz annenizle? Dün öğleden sonra görüştük annemle. Pardon? Dün öğleden sonra görüştük. Dün öğleden sonra görüştünüz. Evet, evet. Yani... Ama anneniz çok uzun zamandır onunla görüşmediğinizi söylüyor. Yanlışlık var Ahu Hanım, gerçekten. Öyle bir şey olabilir Peki, mi? Peki anneniz niçin yalan söylesin? O yüzden şaşırdım. Gerçekten. İsterseniz telefonuma da bakabilirsin daha onun. Gerçekten görüştüm. Yani... İsterseniz üzgünüm. Bakın. Yani yalan söylediğini söylemiyorum size. Estağfurullah. Yani haddim değil ama... Evet, bir kontrol etmek istiyorum dün gerçekten. Bakın lütfen. Bakın. Madem öyle, anneniz niçin size ulaşamadığını söylüyor? İşte onu ben de şaşıyorum. Neden böyle bir şey yaptı? Ben şu an akıl sır erdiremiyorum kendisine gerçekten. Düşünüyorum. Neden annem böyle bir şey yapabilir? Uzunca bir süre iki evladına da ulaşamadığından bahsediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bana bir şeyler anlattı anneniz ve anladığım kadarıyla son derece cefakar bir kadın. Evet. Sizin için evet. Büyük fedakarlıklar evet. Yapmış, şefkat dolu. Sizi çok sevmiş. Hatta babanız olmadan büyütmüş. Bu arada başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, babanızı kaybetmişsiniz. Nasıl yani? Babam vefat etmedi. Yani babam yaşıyor. Annenizin söylediği... çok şaşırdım şu an bir evet. Saniye. Evet. Babanızla mutlu bir evlilikleri evet, olduğunu söyledi. Evet. Aşk dolu bir evlilik. Evet. Sizler oluyorsunuz. Evet. Ve bir süre sonra babanız hayata gözlerini kapatıyor. Anneniz tek başına kalıyor. Birçok zorlukla ve yoklukla evet. Ve sizi büyütüyor, okutuyor. Evet. Aynı hangisine şekilde. Evet? Babanız hem, yaşıyor mu? Hem anne hem baba oldu. Tabii biz babasız büyüdük. Bu doğru ama bizi yıllardır babamızın öldüğünü ikna etti. Biz öyle biliyorduk. Nasıl ta ki yaşadığını öğrenene kadar. Bir dakika. Siz de mi, size de mi babanızın öldüğünü söylemişti? Evet, ben öyle biliyordum. Ne zaman öğrendiniz peki babanızın hayatta olduğunu? Bir gün kapım çalındı. Kapımda karşımda hasta bir çocukla bir adam. O an...
İçimde bir şeyler koptu. Nasıl anlatayım? Gözlerine bakıyorum. Sanki bir tanıdık. Ama... Çünkü çok uzun yıllar. Evet. Ne ya, geçmiş daha? Bir tanıdık. Geliyor. Ama konduramıyorum. Babama benzetiyorum. Ama babam yıllar önce vefat etti. Denizde boğuldu. Annem bize öyle dedi. Yıllarca biz o yalana inandık. Karşımdaki babam yaşıyor. Yanındaki çocuk... Bir anda ne olduğunu anlayamadım. O da kardeşim. Kardeşiniz? Evet. Bizi yıllar önce terk etmişti Aha Hanım. Evet. Bir bayan evet. Annemle ayrıldıktan sonra öğrendik ki biz öldü biliyoruz ama bayanla gitmiş. Ha. O bayandan kardeşim. Peki tesadüf mü karşılaştınız yoksa kardeşiniz hasta olduğu ve siz doktor olduğunuz için size güvendiği için size mi getirdi tedavi için? Benim doktor olduğumu öğrenmiş Aha Hanım. Tesadüf değil yani bilinçli olarak geliyor yanınıza. Bilinçli olarak evet kardeşim de herhalde tanıyayım diye. Ben de o an ne yapacağımı şaşırdım. Bağırmak istedim, haykırmak istedim. Yıllardır o... Hasretin ne bileyim nasıl anlatayım size? Anlatılmaz yani, herhalde bu evet nasıl yani. Nasıl diyeyim size? Nasıl yani yaşanır ama nasıl da yaşanır bilemedim. Ya çok şimdi. Kötü oldum ya şu an bile. O an karşılaştığımızda aklıma geldikçe. Hesap sormadınız mı Deniz Hanım? O an hesap sormak istedim, bağırmak istedim. Ama yanımda hasta kardeşim. Yani... Doktor olduğum için babamı dışarıya çıkarttım. Kardeşim benim muayene edeyim. Hani vicdanım el vermedi. Hastalığı neymiş kardeşinizin? Lösemi Ahan. Ah çok geçmiş olsun. Şimdi peki iyi mi? Tedavisine ben devam ediyorum. Siz tedavisine? Evet, evet. Evet, ben ilgileniyorum kardeşimle. Sevgili seyirciler, düşünebiliyor musunuz? Yani... Of! Küçücüksünüz. Bir aileniz var, anneniz, babanız, bir erkek kardeşiniz. Mutlu mesut yaşarken bir gün anneniz diyor ki babanız için öldü. Ve siz öldüğüne inanıyorsunuz çünkü anneniz size öyle söylüyor. Aradan yıllar geçiyor, siz kocaman oluyorsunuz. Okuyorsunuz, doktor oluyorsunuz, kapınız çalıyor, kapınız açılıyor, hasta bir çocuk ve yanında bir adam size birini anımsatıyor o adam. Yıllar önce sizi öldü denen babanızı anımsatıyor. Biraz daha dikkatli bakıyorsunuz belki ve evet karşınızda yıllar önce sizi öldü denen babanız ve babanızın yanında da asla varlığından o güne kadar haberdar dahi olmadığınız kardeşiniz, siz doktorsunuz, kardeşiniz hasta, babanıza hesap sormak istiyorsunuz. Fakat o çocuğu tedavi etmeniz gerekiyor. Onu şifalandırmayı seçiyorsunuz hesap sormak yerine. Bu anlamda tabii yani mesleğiniz çok kutsal Deniz Hanım. Fakat yaşadığınız şey de çok yok yani büyük bir şey. Unutamıyorum. Çok haklısınız. Peki babanızla ilişkiniz şu an nasıl? Babamla yani ilişkim iyi durumda değil. Kardeşim için sadece. Hı? Konuşmuyorum. Kardeşimle ilgileniyorum. Affedemiyorum peki, kendisini. Peki şunu da anlamaya çalışıyorum şimdi. Öyleyse gerçekten anneniz babanıza çok aşıktı ve evet. Babanız başka bir kadın için annenizi terk evet. Ettiğinden dolayı hakikaten öldürdü o zaman yani o. Öldü onun için ve sizin için de ölmesini sağladı. Ya bu da hakikaten affedilmez bir şey ama... Bize öyle inandırdı. Peki biz çok açık bir şey sormak istiyorum. Sorabilirsiniz. Size babanız için ölmüş demiş.
Yani düşünsenize. Babanızla aranıza yıllar girmiş, kocaman bir hayat girmiş. Ve bir gün babanızla karşılaşmışsınız. Acaba annenize bir öfke ve kin mi duyuyorsunuz? Yok anneme öyle bir şey duyabilir miyim? Ben annemi seviyorum. Yıllarca bana babalık, annelik etmiş. Nasıl öyle bir şey düşünebilirsiniz? Ama çok benim kızar annem, insan. Ya o çok zorluklarla bizi çok zorluklarla büyüttü. Dikiş dikere sabahlara kadar bizimle ilgilendi. Okulumuza, her şeyimizle ilgilendi. Ben öyle nasıl düşünebilirim? Peki ben de size şunu sormak istiyorum. Yaşını başına almış bir insan buraya bize başvurup milyonlara evlatlarım beni aramıyor, evlatlarım beni terk etti diye yalan mı söylüyor? Aha Hanım, annem demans hastası. Ve ben hamileyim. Hamileliğimden ötürü annemle bir süredir yüz yüze görüşemedik. Ama hep aradım. Her gün arıyorum ve ilgileniyorum onunla. Görüşemedim. Bu süre zarfında durumun bu noktaya geldiğini fark edemedim. Sizden gerçekten özür diliyorum. Estağfurullah. Lütfen ben yani benden özür dilemeyin. Durum benimle ilgili değil. Öyleyse anneniz bu yakalanmış olduğu rahatsızlıktan dolayı evet. Anladığım kadarıyla bu kargaşayı yaşıyor. Söylediğiniz gibi yani bu hamileliğinizden dolayı ki tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın babalı büyütsün. Çok sağ olun. Yüzde de çok fazla gelemediyseniz. Evet. Demek ki o bambaşka bir duygu durumuna sürüklendi. Terk edildim. Hissine kapıldı belki de. Sadece telefonla konuşmak ona yetmedi artık. Ben uzman olmadığım için bilemiyorum tabii ama kim bilir o kendi içerisinde neler yaşıyor. Keşke fark edebilseydim. Hani durumum bu noktaya geleceğini bilseydim daha çok ilgilenirdim inanın. Şimdi Deniz Hanım şöyle bir durum var. Anneciğiniz tutturmuş ekip arkadaşlarıma bir video hazırlayacağım kızım için. Çünkü ben programınızı izliyorum. Herkes yakınlarına video hazırlıyor. Ben de kızım için bir video hazırlayacağım demiş. Ekip arkadaşlarım da annenize yardımcı oluyorlar. Şu an anneniz sizin için bir video hazırlıyor. O yüzden şimdi gönlü olsun, kalbi kırılmasın. Bu kadar da emek veriyor, sevgisini göstermeye çalışıyor evet. Size anladığım kadarıyla. Sizi aracımıza alalım biz. Aracımıza gidin. Tamam Aha. Arkadaşlarım o videoyu size bir göstersinler, bir izleyin, dinleyin bakalım. Anneciğiniz size oradan neler söylüyor. Ben de bu sırada annenizin yanına gideyim. Birazcık onunla konuşayım, sakinleştireyim, hazırlamaya çalışayım. Sonrasında dilerseniz buyurun yanımıza gelin. Tamam Aha Hanım, ben de şu an çok merak ettim. Ben gidiyorum. De çok merak ettim. Gidiyorum. Tamam, arkadaşlarım yardımcı olacaklar. Görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkür ederim. Hani bana, bize sosyal medyadan sıkça, hem de çok sıkça sorduğunuz bir soru var ya, bu olanlar gerçek mi? Sevgili seyirciler, bu hikayelerin hepsi ama hepsi gerçek hayat hikayeleri. Gördünüz işte, bizimle birlikte duydunuz ve izlediniz. Biz gerçek hayat hikayelerini sizin ekranlarınıza getiriyoruz. Aynı Makbule Hanım'ın hayat hikayesini size getirdiğimiz gibi. Hadi gelin yanına gidelim. Makbule Hanımcığım. Kızınız Deniz Hanım geldi. Ha? Kızım mı geldi? Evet. Aa, ben zaten kızımla görüşüyorum ki. Ben oğlumla görüşmek için geldim buraya. Şöyle yaparız. Şimdi kızınız bizim yanımıza gelecek. Sonrasında dilerseniz oğlunuzla da bir araya getiririz. Tamam. Siz oğlunuz için mi gelmiştiniz aslında evet. Yanımıza? Kızınızla görüşüyor musunuz? Evet, görüşüyorum ben. Çünkü o da öyle söyledi.
her hafta geliyor beni görmeye. Evet. Telefonla. Hatta dün konuşmuşsunuz. Evet, evet. Telefonla. Aynen, aynen. Bazen kafamız böyle karışıyor hayatta işte. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Hayat çok zor. Çok. Çok çetrefilli. Çok. Her an bir şey oluyor. Aynen. Bazen kafamız karışabiliyor. Evet, evet. Annem, canım, ben sizi çok özledim bir tanem. Sizlerle görüşebilmek için bak Ahu Hanım'ın programına katıldım. Ne olur Can'a da söyle, o da gelsin. Arayın beni. Arayın, sorun. Sizleri ben nelerle büyüttüm yavrularım. Neden böyle yapıyorsunuz? Bir arayın, bir ya, arayın bir ya, gelin ya. Rahmetli gittikten sonra, sizle evlendikten sonra ben iyice yalnız kaldım. Tek başımayım. Bir anne bu kadar yalnız bırakılmaz ki. Ne olur, gel kız, gel kız, görüşelim. Tamam mı bir tanem? Sevdiniz mi burayı? Çok. Herkes benimle o kadar ilgilendi ki. Herkes de sizi çok sevmiş. Ben hatta onlara... bir haber aldım. Video hazırlamışsınız. Evet, hazırladım. Kapıyı açar mısınız? Çok güzel. Arkadaşlar benimle tek tek ilgilendiler. Videoyu böyle sabırla şey yaptılar, beklediler. Ben bir heyecanlandım. Kelimeler böyle çıkmadı ağzımdan bir türlü. Onlar gene de sabırla çektiler beni. Kızınız geliyor. Kızım. Annem çok özledim. Anne, neden böyle yapıyorsun? İyi misin sen? İyiyim annem, çok iyiyim. Sadece sizleri özledim. Gelin. İyiyim, çok iyiyim. Sen çok iyisin. Seni gördüm ya, daha iyiyim annem. Çok sevindim annem benim. Evet. Anneciğim, güzel annem benim. Seni son zamanlarda biraz ihmal etmiş olabilirim. Söz veriyorum sana, bundan sonra daha çok vakit ayıracağım anneciğim. Hiç merak etme, olur mu annem benim? Hem bak sana çok güzel de bir haber vereceğim. Anneciğim ben hamileyim. Çok da yoruldum. Hadi kalk evimize gidelim. Aa, benim Deniz de hamile biliyor musun? Kızım da hamile benim. Çok sevindim. Tebrikler teyzeciğim. Sağ ol kızım, sağ ol. Deniz Hanım. Size emanet. Yolculuk. Çok iyi bakacağım ona. Hadi anneciğim gidelim. Görüşürüz. 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 İyi bakın kendinize. Olur mu? Yine gelin istediğiniz zaman. Tamam. Bekleriz biz gelirim. Sizi. Tamam mı? Artık kızınıza gelirim. Söyleyin, yanımıza getirsin sizi. Artık burayı öğrendim. Stardasınız. Gelirim artık. Tamam. Anlaştık. Hadi kalk anne. Buyurun. Gidelim. Kim o? Kimle gidiyorum? Arkadaşlarım size yardımcı olacaklar. Gelin. Tamam. Zaman, zaman, zaman. Ah, o zaman. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın, hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.